Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere fan yardımı ile topraktan ısı alarak, ısı vererek ısıtma ve soğutma giderlerini düşürme projesi adlı bir video çekiyorum. Bu yeşil bir binaya örnek olabilecek proje olduğuna da inanıyorum. Sözlerimin havada kalmaması için ufak bir şema çizdim sizlere sayın meslektaşlarım. Burada şu iki yeşil arasındaki bölümü Anlatacağım oradan başlayalım. Bildiğiniz üzere bir bina olduğunu Varsayıyorum Binanın Temeli ısı yalıtımı ve su yalıtımı aradaki katmanları Saymıyorum altta da taş dolgu var Bilirsiniz ki toprak Yaklaşık olarak 15 derecedir Topraktan ısı almak için P kaplı metal kazıklarla kazıkları çak çakıyoruz Kazıkları çak ni Niçin kazıkları çakıyoruz Çünkü Isı transfer yüzey alanını genişletmemiz gerekiyor. Yani binayı ısıtmak için ya da soğutmak için ısı transfer yüzeyi alanını genişletmemiz gerekiyor. Şimdi ben kış ayı için konuşacağım bu videomda. Başında belirteyim. Kazıkları çaktığımızda tabi bunların hesapları biz makine mühendisler yapmamız gerekiyor. Buradaki bu detaya girmiyorum. Çünkü buna ne taktam yeter ne de zamanım yeter. Ama yapılabilir. ısı transfer yüzey alanı hesaplanabilir. Şimdi buradaki Çatıya da burada örnek projemde çatıya koydum. Uygun yerse uyguya koyarız. Şu yeşiller binanın ısı yalıtımı. Isı yalıtımının dışına bir ince kapuk, kabuk tamamen binayı kaplayacak şekilde de olabilir. Ara ara olup ee, boru şeklinde aralara yerleştirip ee, binanın yüzeyine ısı transfer levhasıyla ısıyı da yayabiliriz. Burada yalıtımdan sonra hava boşluğu olarak yazdım. Bu tabi genişletilebilir. Üretilebilir, çoğaltılabilir. Burada işte çalışma alanlarınıza fikir verecek konunun başlangıcı burası zaten. Yani bu projeyi nasıl detaylandırıp daha nasıl çözebiliriz? Ama olma ihtimali %100. Şimdi hava boşluğu var. Şimdi buradan örnek veriyorum. T gidişimiz 15, T dönüşümüz 5 derece olarak ayarlıyorum. Binanın dışından böyle kabuğundan havayı dolaştırıp geri getiriyorum. Topraktan ısı alıyorum. Ve Erzurum'da biliyorsunuz eksi 30, eksi 40, eksi 50 doğu illerinde daha çok. Doğu illerinde yani bu projenin daha çok yarayacağı yer doğu illerimiz olarak düşünebilirsiniz. Ilıman iller yani Antalya, Ege tarafları, İstanbul Beki, yani Düzce. Yani buralarda pek işe yarayabilir mi yaramaz mı? Bu hesabı tekrar baştan göze, gözden geçirerek bakmak lazım tabii ki. Ama soğutmada da sıcak yerlerde işe yarar. Çünkü her yerde işe yarar. Şöyle söyleyelim. Ilıman bölgelerde Soğutmada, soğuk bölgelerde ısıtmada da işe yarayabilir. Tamam, şu an videoda aklıma geldi. Burayı da düzeltelim. Zaten proje basit, yani çok bir zor değil. Ee, burada dış kabuğuna bir kanal yapacağız. Bu dış kabuğunu işte kaplayacak şekilde olabilir dizaynı. Ee, ısı yaltımın üstüne yapmak gerek tabii ki ısı yaltım içeride kalacak şekilde. Şimdi şöyle gelelim. Bina taban alanı 2000 metrekare 50-30 örnek bir hesapta yaptım ki Tatminkar düzeyde gidelim Bina yüksekliği 30 cam alanı 1000 metrekare bir yer olsun Cam alanını Almıyorum çünkü cama belki bu uygulamayı yapmak çok zor olabilir Olmayabilir Yani camın dışına da bir cam yapılıp doğradan hava da geçirilebilir Bu proje biraz Mimari açıdan zorlayabilir ona bir şey sözüm yok Q kabuk Bilirsiniz ki kabuk alanı yani ortalamayı 0.5 kabul ettim. 0.5 çarpı 6400 çarpı dış hava eksi pardon iç hava eksi dış hava. Bu kabuğun 160 kava bir ısı kaybı varmış. Yani kabuktan kaynaklı. Ben camı katmıyorum. İnfiltrasyon da katmıyorum. Burada yani sızıntıdan da gelecek bir hava vardır. Bunları katmıyorum. Ben tasarrufum yaptığım proje tamamen kabukla alakalı. Ama sızıntıyı da değiştirebiliriz. Q destek yani bizim yaptığımız yerin desteği ne kadar olacak? Biliyorsunuz ki buradan hava geçmeye başladığında 20 eksi 5 artı 15'in ortalamasını alabiliriz. 5 artı 15'in ortalamasını alabiliriz. Buradan 32 kava ya düşmüş oluyor. Yani 160 kavadan 32 kavaya ısı dışı, ısıyı düşürmüş oluyoruz. Buradan kazancımız 128 kava. Ancak şurada şu bilgiyi söyleyeyim. Buradaki 0.5 k değer, ortalama k değeri biraz yükselebilir. Şu an onun hesabını yapmadığım için net söyleyemiyorum. Çünkü burada normal bir rüzgar havası işte 1 metre bölü saniye ise bizim buradaki kanalın hava hızı yüksek olabilir. Yani işte 1-2 tasarımda bunda biraz daha bu 0.5-0.6-0.7'ye doğru gitme ihtimali var. Bu yüzden o 0.5'in sabit kalmasını istiyorsak bu dışarıdaki hava hızını 1 metre bölü saniye ise bu kanaldaki hızları da 0. 1 metre bölü saniye ayarlayabiliriz. Yani kanaldaki hızı düşürebiliriz. Burayı anladık. Kazancımız 28 kava. Peki fatura karı bunu doğalgaz olarak düşünelim. 128 bölü 7.25 kava 1 metreküp doğal gazın ısı verimine 7.25 kava kabul ediyorum. 2.3 TL fatura bedeli bugün 2021 45 TL bir tasarrufumuz oluyor. Tamam da Kutman sen 45 TL tasarruf ediyorsun ama fan elektrik çekiyor diyeceksiniz. Evet haklısınız. Yani tüm soruları cevaplamaya çalışalım. O zaman fan debisini bulmamız gerekiyor ısı yani şuradaki 128 kva şey yapacağım fanı debisi bu 128 al alabilecek güçlü olması gerekiyor. 128.000 watt bölü hava yoğunluğu çarpı özgür havanın özgür ısısı çarpı delta t yani 15 çarpı 15'e 5 yani gidiş ve dönüş sıcaklığını bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bu arayı açabilirsiniz 0 dereceye de düşürebilirsiniz tabi şuradaki karımız biraz daha düşecek bakalım buradan yerine koyduğumuzda 38.000 metreküp çıkar şimdi fanımızın debisi belli ama gücünü bilmiyoruz gücünü şu an bilemiyoruz tasarım yaptığımız için ben diyorum ki makine mühendisi olarak 300 paskalı geçmeyecek şekilde tasarlayacağım burayı. O zaman 300 paskal fan gücünü basma yüksekliğini diyelim aldım. 0.03 metre susunu yaklaşık elektrik giderini şu şekilde hesaplayabilirsiniz sayın meslektaşlarım. Yani bu yaptığım şu formülü şeyle kıyaslayabilirsiniz. Yani bunu bilemiyoruz. 0.027.25 yaklaşık olarak hava debisi hava debisi çarpı valla bu arada kedi benim kabloyla uğraşıyor bir tane mikrofon aldık bu da kablolu elimi alayım şöyle kedi durmuyor Şişt, pamuk kaç oradan 0,02725 çarpı debi çarpı güç bölü motor verimi fan verimi ya elektrik motorunun verimi var ortalama 0,7 alabiliriz elektrik motorunun verimini daha yüksek verimli motorlar da var Fan veriminde 0.8 aldım. Buradan 5.54 kava. Belki bazen 6 kava çıkar. Daha verimli fanlarda 4 kWh'a da düşebilir. Bu tamamen fan üreticisinin kalitesine bağlı. Buradan 1.2 TL de elektrik giderini kabul edersek kilowatt başına 6.65 kava saatlik var. Buradaki 45 TL'den 6.65 kWh'i çıkarıyorum. Kazancım saatlik 38.35 TL. Şimdi bu binanın bir devlet binası olduğunu varsayıyorum. Konutlarda full yanabilir. Tabii full eksi 30 olmayacak dışarı. Ben günlük burayı 15 saat yakıldığını varsayıyorum ortalama olarak kazanı çalıştığını. Edeceğim kar günlük 575 TL. Aylık 17.250 TL. 5 ayda yaktığını varsaydığımda 86.000 TL kar edebiliriz. Yani e, bu projede hoşunuza gittiyse sizlerin sayın meslektaşlarım sizler de paylaşarak Bu paylaşıma destek olabilirsiniz Umarım faydalı olur Şimdi diyeceksiniz ki bu projeleri neden Patent ya da bir yerlere sunmuyorsun? İhtiyaç duymuyorum sayın meslektaşlarım hayatımdan memnunum Fazla e, Dünyanın fazla şeyinde gözüm yok e, Yani o, o, o şeylerle uğraşacak vaktim de yok çünkü uğraşan arkadaşları görüyoruz. Günlere, ayları yıllara bekliyor. Yani bana göre şey geliyor. Yani alıp bu projeyi kullanmak isteyen, şey yapmak isteyen varsa, TÜBİTAK'a ya da bir yere sunmak isteyen varsa sürabilir. Ya da benden önce biri bulmuşsa, patentini almışsa da ondan özür dilerim. Böyle bir paylaşım yaptım. Yani önemli olan ülkemiz ileriye gitsin. Yani o şeylerle uğraşmaktansa direkt üretime geçmemiz lazım. Bunu yapmak isteyen zengin olabilir, yatırımcı olabilir, sunabilirsiniz. Mutlaka işe yarayacaktır. Soğutmada misal yani hesabı yapabiliriz. Soğutmada da işe yarayacaktır. Mesela bu dışarı 40'tır, toprak 15 derece. Büyük bir kazanç var yani. Soğutmada da belki binayı soğutmaya bile ihtiyaç kalmayacaktır belki. Öyle bir proje bile yapabilirsiniz. Yani içeriye klima bile takmaya gerek kalmayacak hesaplar yapılabilir. Tamamen makine mühendislerine hesaplarla uğraşanlara destekleyin. Onların sayısının artmasını destekleyin. Biliyorum hesap yapması çok zor. Uğraşmak istemiyoruz, sevmiyoruz. Yani hesaba değer verdiğimiz sürece doğruyu bulabiliriz. Çünkü teorik hesaplar gerçeğin aynasıdır. Gerçeğe yakındır. Ve emniyet faktörüyle biz gerçeğin bir tık önüne geçerek gerçekleri daha rahat yakalayabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Sağ olun, var olun sayın meslektaşlarım.